Mutlu akşamlar. Takvimler 4 Nisan 2018 çarşambayı gösteriyor. Ben Fatma Meltem, Naz Yılmaz. TV2 akşam bülteniyle karşınızdayız. Sıcak gündemi aktaracağız. Hayatın gerçeklerini paylaşacağız bu akşamda. Yoğun bir gündemle karşınızdayız. Biraz sonra çok özel haberler TV2 farkıyla ekranlarda olacak. Akşam bülteni ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rus lider Vladimir Putin'in görüşmesiyle başlayacak. Dün ekranlara getirmiştik. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreninde bir araya gelmişti iki lider. Türkiye tarihi bir günü geride bırakmıştı. Bu kapsamda iki lider önemli bir de görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına geçti. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından kameralar karşısına geçti ve açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında S-400 füze savunma sisteminin Rusya'dan satın alınması konusunda bir değişiklik olmadığını açıkladı. S-400 füzeleriyle alakalı konu tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu'nun bu talebimize olumlu yaklaşımı aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık. Ve biz bu defteri kapadık. Bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir. Ziyaret kapsamında görüşmelerde S-400'lerin teslimatında gündeme geldiğini söyleyen Rusya Devlet Bakanı Putin, teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik dedi. Türkiye'ye S-400 füze sistemlerinin teslimatıyla ilgili anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunu görüştük ve bu son derece verimli savunma tesislerinin Türkiye teslimatını teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile savunma sanayi konusunda başka işbirliklerinin de olabileceğini belirtti. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi tabii S-400'ler konusunda mutabakatımız var ve ortak şirketler kendi aralarında bu üretim üzerinde gerek fiyatlarda gerek üretimde zaten mutabakatı sağlamış vaziyetteler ve erkene çekme noktasında bir sıkıntı yok. Onda da mutabakat sağlamış vaziyetteler. Bu şekliyle bu adım atılırken ama savunma sanayine yönelik başka kalemlerde de işbirliklerimiz olabilir. Buna da tabii ki Rus şirketlerinin açık olduğunu zaten gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lideri Putin daha sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üçlü zirvede bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirve sonrası açıklama yaparak terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Sadece Suriye ile kalmayıp Türkiye başta olmak üzere çevre ülkelere ve hatta tüm bölgeye yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerinin ayrım yapılmaksızın dışlanması çok ama çok önemlidir. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile yaklaşık 3000 teröristini imha ettiği DAEŞ'e karşı en etkili mücadeleyi veren ülkedir. Aynı şekilde DAEŞ saldırılarında en büyük bedelleri ödemiş ülkelerden biri de biziz. Zeytin Dalı Harekatı'yla da aynı mücadeleyi Suriye'nin bütünlüğünü ve geleceğini tehdit eden bir başka terör örgütü olan PYD/YPG'ye karşı veriyoruz. Her iki harekatta şu ana kadar 4000 kilometre karelik bir alanı teröristlerden temizleyerek güvenli hale getirdik. Biz bu bölgelerde sadece güvenliği sağlamakla kalmıyoruz. Kontrol altına aldığımız yerleri altyapısıyla ve üst yapısıyla bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getiriyor.
Daha dün akşam bülteninde ordunun çevre yolu ihtiyacını gündeme getirmiştik. Bugünse çevre yoluyla ilgili üzen bir haber geldi. Orduda bir yılı aşkın süredir heyelan sebebiyle açılışı geciken ordu çevre yolunun ilk etabının açılış tarihi yine değişti. Daha doğrusu ertelendi. Yapımına 2012 yılında başlanan gidiş geliş toplam uzunluğu 21.4 kilometre olan çevre yolunun 10.7 kilometrelik birinci etabının %97'lik bölümü tamamlandı. Fatsa-Altınordu çevre yolunun Perşembe Kavşağı'ndan başlayan ve Terzili Mahallesi sınırları içerisinden geçerek sahil yoluna bağlanacak olan birinci etapta toplam uzunluğu 6.5 kilometre olan 3 adet çift tünel, uzunluğu 44 metre olan bir köprü, uzunluğu 2.5 kilometre olan 5 adet çift köprü, 2 tanesi köprülü olmak üzere 6 adet kavşak bulunuyor. Tünel ve viyadüklerdeki asfalt seriminin büyük ölçüde tamamlandığı Ordu Çevre Yolu'nun yapımı tamamlanan Öceli Tüneli çıkışı ile Öceli 1 viyadüğü arasındaki kesimde bir süredir yaşanan heyelan yolun açılışını geciktirdi. Heyelanın ıslahı için Öceli Tüneli çıkışına bugüne kadar 399 adet Öceli 1 viyadüğü bölümüne 162 koruma kazığı çakıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla daha önce Nisan ayının ilk yarısında açılması planlanan çevre yolunda geçtiğimiz ay koruma kazıklarının çakıldığı alanda yeni bir heyelan gözlendi. Bu heyelanın önüne geçmek için yeni bir çalışma başlatıldı. Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin yolun bir bölümünde gözlenen heyelan hareketinin durdurulması için yeni bir çalışma başlatıldığını açıkladı. Ordu Koordinasyon Kurulu toplantısında bir açıklama yapan Keskin, yolun küçük bir bölümünde gözlenen yeni bir heyelan hareketinin durdurulması için çalışmalar sürüyor. Bu çalışma yolun açılışını 5 ay geciktirecek. Bu durumda Ordu Çevre Yolu Temmuz ayının sonu Ağustos'un ilk yarısında açılacak hale gelecektir, dedi. Keskin, çevre yolunun yakın zamanda ihale edilen yaklaşık 11 kilometrelik ikinci etabında çalışmaların sürdüğünü, 2020 yılı sonunda bitirilerek gidiş geliş toplam uzunluğu 21.4 kilometre olan Ordu çevre yolunun tamamının açılacağını sözlerine ekledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan fındık üreticilerine müjdeli bir haber geldi. Fındıkta alan bazlı destek ödemeleri bu hafta içinde başlıyor. Alan bazlı gelir desteği ödemeleri 6 Nisan-20 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üreticilerin Ziraat Bankası'ndaki hesaplarına ödemeler aktarılacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan fındık üreticilerini sevindirecek haber geldi. Bakanlık fındık üreticilerine destek amacıyla 9 yıldır yapılan alan bazlı gelir desteği ödemelerinin bu yıl 6 Nisan 2018 tarihinde başlayacağını ve 20 Nisan 2018'de son ödemenin gerçekleşeceğini açıkladı. Alan bazlı gelir desteği ödemesinin fındık üreticilerinin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini belirten açıklamada ödemelerin 3 grup halinde yapılacağı hatırlatıldı. Yapılan açıklamada bu sene 115 bin fındık üreticisi alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan tarihinde ödemelerini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz destek paralarını 6 Nisan 2018'de saat 18'den itibaren ziraat bankalarından alabilirler denildi. Kaç lira oldu? Evet, 50 lira alır akşam. Öte yandan dekar başına 170 TL olarak verilen destek kapsamında Ordu ilindeki üreticilere 261 milyon TL ödenecek. Altınordu Belediyesi'nde yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye özellikle sıcak asfalta önem verirken bu kapsamda Akyazı Mahallesi de sıcak asfalt konforuyla buluştu. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2018 yılı sonuna kadar yapılacak olan 130 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Akyazı Mahallesi'ne bu kapsamda 18 kilometre sıcak asfalt yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. Altınordu Belediyesi, ulaşımda sorunları ortadan kaldıracak çalışmalar hayata geçiriyor. İlçe genelinde sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarına imza atan Altınordu Belediyesi, bu kapsamda 2018 yılı sonuna kadar tamamlayacağı 130 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde ulaşımda sorun teşkil eden alanları tespit eden Altınordu Belediyesi, belirlediği bu alanları sıcak asfaltla buluşturuyor. Bu alanlardan bir tanesi olan Akyazı Mahallesi'nde de çalışma yürüten Altınordu Belediyesi, mahalleye 18 kilometrelik sıcak asfalt kazandırıyor.
Çalışmaların sürdüğü Akyazı Mahallesi'nde ekipler parke söküm işlemleri ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda asfalt dökümüne devam ediyor. Şurada bir otopark alanı olarak şurası ama. 18 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğü Akyazı Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş yapılan iş ve işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Altınordu ilçesinde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını ve Akyazı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarını değerlendiren Başkan Tekintaş, 2018 yılı sonuna kadar Altınordu'ya 130 kilometrelik sıcak asfalt kazandıracaklarını belirtti. Öncelikle tabii biz Durugöl Mahallesi'nde çalışıyorduk bilindiği üzere. Durugöl Mahallesi'nde şu anda 8 kilometrelik planladığımız sıcak asfaltın 6 kilometresini tamamlamışız. 2 kilometrelik bir bölüm var. Onun da hazırlıkları devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde orayı tamamlayıp Durugöl'deki bize planladığımız proje çerçevesindeki çalışmayı asfalt açısından tamamlamış olacağız. Akyazı Mahallesi'ndeyiz. Özel ve güzel bir yerdeyiz. Bulunduğumuz mevkideki dostlarımızın, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin rahat edebilmesi için de burada altyapıyı kontrol edip üst yapıyı tamamen yeniliyoruz. Tabii Akyazı'da 18 kilometrelik bir çalışma yapacağız. Bu 18 kilometrelik çalışmanın içerisinde özellikle parke olan bölgeler, sıkıntılı olan bölgeler ve konforunun yükseltilmesi gereken bölgeler var. Hızlı çalışıyoruz. Burada bu detay çalışmaları da yerine getirerek inşallah söz verdiğimiz 2018 yılı içerisindeki çalışmalarla beraber toplam 130 kilometrelik sıcak asfalta kavuşmuş olacağız. Bunu Altınordu Belediyesi olarak söylüyoruz. Büyükşehir Belediye'miz de ayrıca çalışmalar yapıyor. FETÖ-PYD'ye üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski polis memuruna 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bir sanıksa beraat etti. Şimdi orduda devam eden Fethullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen mahkemelerdeki son gelişmelerle devam ediyoruz. Orduda Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski polis memuru 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan eski polis memuru Sabri Çoruh'la tutuksuz sanık R.E. ve avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Çoruh, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı Baylok'u kullanmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Tutuksuz yargılanan R.E. ise FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını dile getirdi. Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Çoruh'a terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, baylok kullanmadığı ve Mor Bey'in mağduru olduğu tespit edilen Reyhan'ın ise beraatini kararlaştırdı. Bu sene ılık geçen kış mevsiminin ardından bahar mevsiminin güzelliklerini yaşıyoruz bugünlerde. Ancak ordunun özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde yağan kar şaşırttı. Özellikle fındık üreticilerini de tedirgin etti. Peki Nisan ayında toprakla buluşan kar fındığı olumsuz yönde etkiledi mi ya da nasıl etkiledi? İşte cevap. Karadeniz'in altın ürünü, üreticilerin alın teri fındık için kritik tarihlerden biri olan Mart ayı atasözlerine konu olan bir süreci yaşatmadı. Atasözünde yer aldığı gibi Mart kapıdan baktırmadı, kazma kürek yaktırmadı. Mart ayında hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti. Fındık için korkulan olmadı. Mart ayını don riski yaşamadan atlatan Ordu da Nisan ayı ilk sürprizini de yaptı. Gelmeye başladı. Nisan ayının ilk günlerinde yüksek rakımlı ilçelere yağan kar üreticileri kara kara düşündürdü. Ancak korkulan olmadı. Kar yağışı fındıkta olası bir don riskini yaşatmadı. Konu hakkında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Aslan Soy'dan açıklamalarda bulundu. Mart ayının sonuna kadar bir kar yağışının fındığa çok tehlikeli olacağını her zaman söyledik. Çünkü geçmiş yıllarda bunları yaşadık. Üreticilerimiz de bu doğrultuda her gün tedirgin oldular. Her zaman tedirgin oldular haklı olarak. Çünkü 2014 yılında Ordu'da 9 tane ilçe sıfır rekolte ile karşı karşıya kaldı. Onun için üreticilerimiz daima tedirgin bir şekilde, hazır bir şekilde bekledi. Ama tabii ki bu sıkıntılı günlerimiz olmadı. Başkan Soy'dan kar yağışının meydana geldiği ilçelerden gelen haberlerin olumlu olduğunu ifade ederken fındıkta don riskinin halen devam ettiğini söyledi. Ama pazartesi gün yüksek kesimlerde bir kar yağışını gördük. Biz odalarımızla ilgili bu konuda bilgi aldık. Çiftçilerle görüştü odalarımız, yüksek ilçelerdeki odalarımız ve bununla ilgili bir sıkıntı olmadığını, kar yağışının yağıp
havaların da sıcak tekrar sıcağa dönüşmesi bir zarar olmadı. Hatta olumlu da olmuş şeklinde bilgilerini aldık. Şu anda bir sıkıntı kar anlamında görünmüyor. İnşallah bundan sonraki süreç çok sıkıntılı süreçler muhakkak olacaktır. Ama inşallah bizim temennimiz üreticilerimizin bir sıkıntısız, bir afetsiz bir şekilde fındığını çuvala koymasını temenni ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alıyordu Melet Park projesi. Projeyle ilgili çalışmalarda henüz somut bir adım atılmadı ama o noktada kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların büyük derdi var. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde Melet Irmağı'nın kenarında yer alan alanda uzun yıllardır balıkçılık yapan vatandaşlar zaman zaman denize çıkıp avlanamıyor. Kimi zaman ırmak ağzının kapalı olmasından kaynaklı olarak da ciddi tehlikeler yaşıyor. Yaklaşık 70 balıkçı uzun yıllardır bu alanda çözüm bekliyor. Başvuruyu yapmadıkları bir kapı kalmayan bu insanların tek isteği var. O da mevcut koşulların iyiye dönüştürülmesi. İstedikleri ise Melet Irmağı'nın giriş kısmının düzeltilmesi ve mevcut yerleri için sorunun çözülmesi. Irmağa girip çıkım olayı oluyor. Burada şimdi mesela yazın kuraklıktan dolayı su çekiliyor. Irmağa arkadaşlar kayıklarına girip çıkarlarken girip çıkma sıkıntı oluyor. Sıkıntı olurken maddi zarar da geliyor arkadaşlara. Peroneler vuruyor, kayıklarını vuruyorlar. Mesela taşa falan bindirdikler oluyor. Bu maddi zararları var. 30-40 tane kayık var. Tabii plajın kayıkları da başka arkadaşlar da geliyor. Evet. Bunlarla beraber burada bayağı bir sıkıntı var. Verilen sözler var. Buraya barınak yapacak dediler. Barınak bir 50 metre falan bir taş döşenir. Ondan sonra daha yapılmadı. Yani oraya yapılırsa biz mesela bu arkadaşların burada ekmeğini, geçimini buradan sağlıyorlar. Irmağın içine giriyoruz yani. Ne kadar olsa da teknelerimize pervanelerde en aşağı 1.000'ler, 2.000'lerlik malzeme var sadece pervane. Her gün kayık çekiyoruz. Her gün kayıtlarını çekiyoruz. Yani yok, şeyimiz yok. Bir geldiler taş döktüler 150 metre. Dediler barınak yapacağız dediler. Çektiler gittiler. Yani döktüler taş 150 metre. Yani biz ekmeğin peşindeyiz. Biz balıkçıyız. Biz balıkçıyız. Bizim balıkçı olarak da sorunumuz var. Yaklaşık aşağı yukarı Cumhuriyet Mahallesi'nde 11 yaşında geldim. 43 seneden beri denizcilik hayatım var. Gerek büyük balıkçı, gerek de ufak balıkçılıkta hayatım var. Bizim burada en başta balıkçı olaraktan, zaten balıkçının sorunu çözülmez, balıkçının sorunu çok ama bizim barınak sorunumuz var. Yetkililer bize buraya geldiler, yalnız siyasi olaraktan söylemeyeceğim. Siyasi olaraktan söylemeyeceğim. Ama siyasiler olaraktan söyleyeceğim. Siyasilerden buraya bakanlarımız geldi. İşte derdiniz ne dediler, şudur budur sordular bize. Dedik ki bizim işte derdimiz ekmek parası. Uzun yıllardır ordunun çöpünün döküldüğü alan olan Duru Göl'ün tam karşısında bulunan bu balıkçı barınağında ekmek için denize açılan balıkçılar Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilecek olan Melet Park projesiyle birlikte akıbetlerini de merak ediyor. İkincisi de proje olduğu zaman bu arkadaşlar ne olacaklar? Mesela burada var en az 30-40 tane kayık var. Tabii plajın kayıkları da başka arkadaşlar da geliyor. Evet. Bunlarla beraber burada bayağı bir sıkıntı var. Verilen sözler var. Buraya barınak yapacak dediler. Barınak bir 50 metre falan bir taş döşenir. Ondan sonra daha yapılmadı. Yani oraya yapılırsa biz mesela bu arkadaşların burada ekmeğini, geçimini buradan sağlıyorlar. Yerimiz yok. Oraya gitsek onlar oradan bizi istemiyor. Bu tarafa gitsek oradakiler bizi istemiyor. Hı. Arada kaldık. Bir aradayız yani. Melet Irmağı'nın kenarında uzun yıllardır ekmek parası için denize ağ sallayan bu emekçi eller artık verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyor. Acaba bize bu verilen söz, yani bize bu verilen söz, bu atılan temel, bu yapılan etüt. O zaman dedi ya. Acaba ne zaman olacak? Yoksa seçimlerden sonra mı olacak? Acaba seçimler bitmez. Ömür bitmedi, bütçe seçimler bitmez. Siyaset olaraktan konuşmayayım, siyasetçiliğe konuşuyorum bunu sadece. Bize hangi siyasetçi söz verdiyse, bize bu liman hakkında bir zat yardımcı ve bir önemli. Yani bir 150 metre taşı çevirseler, yani 150 metrelik bir barınak yapsa bize bu yetiyor. Balıkçıların düşünceleri ve ortak noktaları hemen hemen aynı. Bu konuyla ilgili olarak Melet Irmağı Çevresini Güzelleştirme ve Balıkçıları Koruma Derneği Başkanı Osman Nuri Yüce açıklamalarda bulundu. Melet Irmağı'nın ağzının kapanması, sürekli kapanması. DSİ'ye açtırdım, defalarca açtırdım, önceki dönemlerde de açtırdım, belediyeye de açtırdım fakat
su gelmediği mühletçe ırmağa sürekli kapanıyor. Kapandığı zaman da kayıkların altı vuruyor, fevranalar kırılıyor, kayıklar deliniyor, arkadaşlar mahsur kalıyor, içeri giriyor, dışarı çıkamıyor, dışarı çıkıyor, içeri giremiyor. Burada bayağı bir sorun var. Burada 70 kişi ekmek yiyor. En büyük sorunlardan biri bizim burada hani barınmaya bir yerimiz yok. Vardı daha önceleri, vardı. Küçük küçük kulübelerimiz vardı. Esas balıkçı olanların kulübesi yıkıldı. Şarapçıların kulübesi kaldı. Diller duyarlı olsun istiyorum. O oturdukları koltukta herkes baki değil. Aynen bunları söylüyorum. Hep bu işler gelip geçici. Bir an önce buradaki balıkçıların mağduriyetini gidermelerini istiyorum. Milattan önce halk arasında Bozuk Kale olarak bilinen bölgede Kotyora adıyla kurulan ordu bundan tam 97 yıl önce Trabzon'dan ayrılarak bağımsız hale geldi. İşte Karadeniz'in incisi ordunun 97. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Ancak bu durumla ilgili kentte pek fazla da bir hareketlilik yok. Ordunun tarihini izleyeceğiz şimdi. Ordu ili bağımsızlığının 97. yaşını kutluyor. 1920 yılına kadar Trabzon vilayetine bağlı bir kazayken 4 Nisan 1921 tarih ve 69 sayılı Ordu Müstakil Livası'na teşkiline dair kanunla merkezi Ordu olmak üzere Canik Sancağı'na bağlı olan Fatsa kazası da Ordu'ya bağlanmış ve Müstakil Ordu Livası teşkil edildi. 1923 yılında Sancak adı vilayet olarak değiştirilerek bugünkü mülki taksimatta Ordu vilayeti olarak yerini aldı. 97 yıl önce kurulan Ordu ili bugün Türkiye'nin hem 30. büyük şehri hem de 750 bin nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 30. şehri konumunda yer aldı. Yusuf Han Hacib'in Kutadgu Bili adlı ünlü eserinde Ordu isminin manası şehir, saray, başşehir, sahil şehri olarak geçer. Hacı Emir Bey'i İbrahim'in oğlu Bayram Bey tarafından kurulan eski pazarın o günkü adı Böliki Niyabeti Ordu bir ismi-i Alevi'dir. Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı çok tanınmış olan Divan-ı Lügat'ı da Türk adlı büyük eserde ordu bir yere yerleşmek hakanının yurdu, ordulanmak gibi anlamlara gelmekteydi. 15. asırın başında eski pazarda bu adla kurulan ordu kazası günümüzde aynı adını korumakta. Ordu 97. yaşını kutlarken geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de herhangi bir kutlama programı ya da bir etkinlik de yapılmıyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ilçeye hükümet ve büyükşehir maharetiyle yapılan yatırımları anlattı. Yapılması planlanan projeler hakkında da bilgiler verdi. Aybastı Sanayi Sitesi, TOKİ İnşaatı, Devlet Hastanesi, Otogar Düzenleme, Emniyet Müdürlüğü binası, Aybastı Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi ile revize edilen Aybastı İmar Planı ve yapılması planlanan daha birçok yatırım. Ordu'nun Aybastı ilçesi son yıllarda hükümetten ve büyükşehirden aldığı ve alacağı bu gibi yatırımlarla göz dolduruyor. Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ilçeye yapılan ve yapılması düşünülen bu yatırımları anlattı, son durumunu aktardı. Sanayi sitemiz 3 kere ihaleye çıkmıştı. İhaleye giren olmadı. Harfiyatından dolayı biz harfiyatını Aybastı Belediyesi olarak üstlendik. Valiliğimiz, diğer kurumların destekleriyle 6000 kamyon harfiyatını almaya başladık. 2500 kamyon harfiyatı alıp taşıdık. Şu an çalışmalara devam ediyor. Bu sene sanayi sitesine de başlanacak. 100 dairelik TOKİ toplu konut inşaatlarımız ihale aşamasında. İnşallah umuyoruz Haziran, Temmuz gibi bu yaz ortasında toplu konut inşaatlarına da başlanacak. Yıllardır Aybastı'nın özlemi olan, bölgenin özlemi olan, olmazsa olmazımız olan Aybastı Devlet Hastanesi inşaatımız ihale edilmişti. Şu an %98 olarak bitti. %100 inşallah bir 10-15 gün bir ay içerisinde tamamlanıp iç mefruşatı, alet, edevat, donanım ihalesi de yakın zamanda yapılacak. Muhtemelen Sağlık İl Müdürlüğü'yle yaptığımız görüşmelerin neticesinde de inşallah Temmuz-Ağustos gibi Aybastı Devlet Hastanesi yeni binasında yeni şartlarıyla, güzel binasıyla, yeni anlaşıyla inşallah Aybastı'mızdaki Kabadaş, Alanket, Güzel Yurt, Düzcayla, Borcalı gibi bölgede yaşayan tüm bölge halkına hizmet etmeye başlayacak. Yeni hastane inşaatına başlayınca şu an geçici olarak hizmet veren Aybastı Belediyesi Otogar inşaatımız da
gerekli basit onarım tadilatları yapılıp bu sene otogar inşaatı olarak da hizmet vermeye başlayacağız. Daha önce iki yıllarda yatırım programına alınan Aybasit Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızı arsa problemimiz vardı. Onu da Sayın Valimiz Settar Yavuz Bey'in girişimleriyle de çözdük. Kendilerine Aybasit halk adına teşekkür ediyoruz. Jandarmanın bitişine inşallah bu sene Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına da başlanacak. 7-8 aydır duraklamada olan Aybasit Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi inşaatımız da 15-20 gün önce çalışmalara başlandı. Devam ediyor. İnşallah bu sene belli bir aşamaya gelir. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine de teşekkür ediyoruz. Aybasit imar planımız yeniden revizyon ve ilave imar planı da bitti. Büyükşehir'e sunduk. Komisyonda devam ediyor. Bu sene de Aybasit'e yakışır. Aybasit'in 50-100 yıllık geleceğine hizmet verecek revizyon ve imar planımız da bitmiş olacak. Çevre yolunda açılış tarihi yine ertelendi ama gerçekten şehrin acilen çevre yoluna ihtiyacı var. Özellikle de Karadeniz sahil yolundaki yoğunluğun azalmasına ihtiyaç var. Bugün yine Karadeniz sahil yolu yani Ordu-Samsun yolu kazanın adresi oldu. Patates yüklü bir tır devrildi. Karadeniz sahil yolu bugünlerde meydana gelen kazalarla gündeme geliyor. Nisan ayına trafik kazaları ile giriş yapan Karadeniz sahil yolunda yine tır kazası meydana geldi. Kazanın adresi bu kez Ordu'nun komşu ili Samsun'du. Samsun'un Terme ilçesinin giriş noktasında yer alan Ordu-Samsun karayolunda seyir halinde ilerleyen patates yüklü bir tır yolun ortasına devrildi. Kaza sonrası devrilen tırda yüklü olan patatesler Ordu-Samsun karayoluna döküldü. Yol bir saat trafiğe kapalı kaldı. Meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi okulunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Temizyürek 2 hafta önce sağlık sorunları nedeniyle önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yapılan tetkiklere rağmen hastalığına teşhis konulamayan 19 yaşındaki genç kız dün hayatını kaybetti. Elif Temizyürek için bugün okulunun bahçesinde tören düzenlendi. Tabutla son defa okuluna getirilen genç kız için öğretmenleri ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, sözlerin kifayetsiz kaldığı hüzünlü bir andayız diyerek içinde bulunduğu durumu özetledi. Hüzünlü bir andayız gerçekten. Öğrencilerimiz bizim evlatlarımız. O anne babalar gibi biz de evladımızı kaybettik. Dolayısıyla biz de hüzünlüyüz. Ciğerimiz parçalanıyor. Ama şuna inanıyoruz ki eninde sonunda Elif kızımızla beraber bir cennette buluşacağız. Buna inanıyoruz. Müslümanız elhamdülillah. Okul müdürü Ayşe Akyol'sa aileye başsağlığı dileyerek genç yaşta çiçek bahçemizden bir çiçeğin aramızdan ayrılması hepimizi çok üzdü diye konuştu. Bu konuşmayı yapmak benim için de çok zor. Kelimeler yetmiyor. İçimden geleni anlatamıyor olabilirim. Daha önce de öğrencisini kaybetmiş bir öğretmen olarak, evladını kaybetmiş bir anne olarak buradayım. Anne babaların yerine kendimi koyuyorum. Bizlere sabretmek, dua etmekten başka bir şey düşmüyor. Genç yaşta çiçek bahçemizden bir çiçeğimizin aramızdan ayrılması hepimiz aile olarak, okul olarak, eğitim camiası olarak çok üzgünüz. Genç kızın cenazesi daha sonra büyük camiye getirilerek öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çakırtepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Allah!
Bu haberle birlikte TV52 akşam bülteninin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte, saatler 18.30'u gösterdiğinde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sunar. Altın fiyatlarında bugün Cumhuriyet altını 1153 lira, gram altın 172 lira 60 kuruş, çeyrek altın 281 lira 83 kuruştan işlem gördü. Döviz kuruna gelince euro 4 lira 91 kuruştan, dolarsa 3 lira 99 kuruştan işlem gördü. Borsa İstanbul Yüz Endeksi ise 114.074 puandan işlem gördü. Kent Vizyon İnşaat ekonomi haberlerini sundu.